Sen nasıl oldu? Çok güzel. Çoraplarım yakılıyor. Ama nerede birer fosfor yiyeyim. Merhaba arkadaşlar, ben İnsanlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün günlerden cuma ve tatil. Biz de nereye gidiyoruz? Ablamla birlikte çıktık ve ben puzzle almak istiyorum kendime. Onun için çarşıya gidiyoruz. Çok heyecanlıyım çünkü puzzle yapmayı seviyorum. Kaç tane? Geldik ve ışınlandık falan. Şimdi giriyoruz. Direkt koşacağım ve hemen o puzzle aldığımız mağazaya gireceğim. Yalnız burası da artık 2018'e gireceğiz. Onun için bayağı silenmiş. Şimdi geldik ama tabii hani direkt ilk gördüğüm puzzle almayacağım. Burada bakınacağız, sonra diğer mağazalara bakınacağız ve en çok hangisini beğenirsem onu alacağım. Ve puzzle'lar nerede? Güzel. Böyle alıyorsun, hani ışığı kapayınca böyle balonlar parlıyor. Evet. Yani öyle değil de... Onu denesek mi? Evet, deneyelim. Bak burada da öyle yazıyor. Aynen. Neyse gel, puzzle bakalım. Ama nerede? Şurada. Yee, koşacağım. İşte burada. Şimdi bakıyorum ve ben hani partine kaç tane parça alacağım aradım. Şimdi 1000 ile 260 arasında kalmışım. Hani daha böyle yeni başladığım için 260 parça ama benim için yani daha doğru. Ve burada bir sıra desen var şöyle. Bu sırada. Şimdi buradan bakalım desenlerine. Bir de diğer mağazalardan bakacağım. En güzel desen hangisiyse onu almayı düşünüyorum ama. Tamam. Şimdi bakalım. Bakalım desenlere. Şöyle bir kız var. Hayır. Aa, şu nasıl? Bakalım. Onun yanındaki. Ha, bu mu? Evet. O 500 parça. Hani? 500 yazıyor üstünde. Evet, ben 250. Bak, 200. Hmm. Bu da 500. Onlar 500 o zaman. 250 ağır gelmez herhalde. Yok bence. Neyse, ben... Bu neredeydi? Ha, buradaydı. Ben buradaki desenleri pek beğenmedim. Ve ben böyle hayvan almak istiyorum. Hani böyle köpek falan. Burada dediğim gibi çok tatlış falan. Onun için başka bir mağazaya bakalım. Zaten böyle kitapçıda, oyuncakçıda falan yani puzzle hep var. Kardan adam. Hayır. Hayır, ne yapıyorsun? Noel Baba. Dan dan dan. Ya nasıl yürüyor ya? Uçuyor. Ben de onda yürüyeceğim. Şu an dönüyor. Ne karşımızda? Puzzle dünyası. Ay zaten arkadaşlar benim boğazım çok acıyor. Onun için yanımda iki debde su içiyorum. Şimdi bakalım. Hayır, 500 parça değil. Kötü bir haber. Ne oldu? Burada tek 500 parçaya kadar mı? Bak şurada 260'lar var. Tek bunlar mı? Na na na. Yani şu an ilk şimdi bunlardan bir tanesini alacağım. Bunu beğendim. Çok güzel. Sana... Yalnız şu. Çok tatlı. Bir de bunu beğendim. Evet. Çok güzel. Ben yunusları falan çok seviyorum. Evet. Ama arkadaşlar biliyor musunuz? Yani bunu belgeselle duymuştum.
yunuslar şey yapıyorlarmış. Köpek balıkları işbirliği yapıyorlarmış. Böyle hani bir insan geldi mi abla? Hı hı. Yunuslar onun etrafında dolaşıp ses çıkarıyorlarmış. Yani köpek balığını çağırıyorlarmış. Hadi. Köpek balığı da insanlar hark yiyor. Aa. Yani köpek balığıyla işbirliği yapıyorlar. Onun için pek sevmiyorum. Ya bu çok çizgi film karakteri. Hı hı. Bu da çok güzel değil. Galiba bunu olacak yaz. Arkadakiler 500. Evet işte. Şimdi ilk sen 260 ile başla. Daha sonra gelip 500 alırız. Daha sonra 1000 alırsın. Aynen. Bakalım. Ya şu haritalardan falan almak istedim. Şu da hoşuma gitti. Hmm. Değil mi? Bu da güzel. Ama bu ikisini çok beğendim. Tamam. İlk hangisini beğendiysen bence direkt onu al. Bilmiyorum. Ama bak bu yan bu dik. Evet. Öyle bir şey yok. Sen nasıl yapmak istiyorsun? Yan mı dik mi? Bilmiyorum. Ben hep yan diye düşünmüştüm. O zaman sen ilk buna beğendin değil mi? Çok beğendin. Sen direkt bence onu al. Bence de. Ha. Koy onu yerine. Buna da ama tabii daha bakalım bence. Yani etrafa. Hadi. Tamam. Ben burada. Sesim inşallah duyuluyordu. Zaten direkt ilk gördüğümde beğendiğimi aldım yani 40 saat düşünmedim. Ve 260 parça eve gidince hemen yapmaya başlayacağım. Şimdi geliyorum. Şimdi mağazadayız ve yani ablam kendine bir şeyler bakınıyor. Neyse ben de size o sırada bir şey anlatacağım arkadaşlar. Şimdi bu mağazadan sonra başka bir mağazaya gideceğiz. Oradan da bana kalem alacağız. Hani zaten alırken yani gösteririm. Neyse. Sonra şimdi bunun hikayesi şu şekilde. O kalem ben her o mağazaya gittiğimizde hep bakıyordum. Sonra nedense almıyordum ama. Bir gün dedim ki evde bence ben o kalemi alayım. Çünkü fark ettim ki çok istiyorum. Çok şükür yani abla aklıma almak geldi. Ve gittik. Kadın bana dedi ki kasa görevlisi. Bitti dedi. O kalemler bitti dedi. Ben böyle kaldım. Hatta neredeyse ağlayacaktım yani. Sonra dedi ki ama hani benden diğer mağazalarına var mı? O da bana dedi ki hayır dedi. Yani şöyle onların elinde kalmışsa o ama bir daha gelmeyecek. Bizim elimizde kalmadı dedi. Onun için inşallah kalmıştır. Çok merak ediyorum. Hayır bak komik olan şey de şu. Hep gittiğimde bakıyorum. Almak isteyince olmuyor. Neyse şimdi oraya gideceğiz. Mağazaya gidiyoruz. Yok. Yok. Galiba bayılacağım. Yok ya. Öf. Şimdi yakınlaşıyorum. Başka bir geliyoruz. AVM'ye geldik. Ve buradaki mağazaya bakacağız. İnşallah vardır. Orada da yoksa ağlayacağım. Çok güzel. Ya, yazık ya. Mı? Kesin açtı değil mi? Hmm. Gel uyandırma. Onu uyandırmasın. Şu an çok keyfinde. Nisa Nur da ağlıyor kalemi bulamadığı için. Hayır daha çok onun için ağlıyor. Boğazım çok acıyor. Hmm. Hayır mesela bazı boğaz acı. Şunu da yalnız kedi ben. Acır ben böyle duruyorken de acıyor yani yutkunmama gerek bile kalmıyor. Oo, kıyamam sana. Kafes. Arkadaşlar bayağı çekmeyeli oldu. Çekmeyeli kaç yıl oldu? biz şimdi çok acıktığım için yemek yemeye geldik. Ve yemekten çok... sonra da hastaneye götür. Çünkü boğazım çok acıyor. Ne güzel. Çok acıyor ya dayanamıyorum. Ama işte boğazım acıyorken de insanın böyle yemek yiyesi gelmiyor yani acıkmıyor. Evet. Arkadaşlar ben yemeğimi bitirdim. Ve şimdi bu almış olduğum yapbozumu açacağım. Çünkü içini merak ediyor. Evet. Çünkü çok merak ediyorum parçalarını falan özellikle küçüklüğünü. Yani ne kadar boyut olduğunu. Açtım. Tamam. Kalk. Şöyle.
Çok güzel koku. Tada! Ay, çok küçük değilmiş. Aynen. Tam boyutunda. Bu ne? Bu yere. Bir dakika. He, burada diyor ki parçaları kaybetmeyi eğer kaybederseniz, yani eksik bir parça olursa bu numarayı arayarak halledebilirsiniz diyor. Bu da burada herhalde bunu açmama gerek yok. Zaten evde yapacağım ve parçaları, yani iyi ki çok küçük değil, böyle tam boyutu. Çok güzel kokuyor. Burada arkadaşlar ben hep öyle dört ayak çıkıyorum. Biraz gel. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok 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 yorgunum. Niye? Çünkü bugün okuldan geldim ve evde misafirler vardı. Yani küçük çocuklar vardı. Onlara oyuncak çıkardım vesaire. Sonra zaten hani direkt ablamla alışveriş merkezine gittik ve ayaklarım öldü. Yani normal okuldan gelince dinlenirim ve dinlenemedim. bir şey göstereceğim. Bak. Sürüne sürüne. Ablam kendi bir şey aldı, onu göstermesin. Çünkü benim de çok hoşuma gitti. Benim değil ama dediğim gibi çok hoşuma gittiği için göstereceğim. Gösterebilir miyim abla? Göster. İlk olarak bu çantayı aldı. Ama çok hoşuma gitti bir dakika. Çok hoşuma gitti ve bunu aldı. Bir de bununla takım olması için, Allah Allah, bir de bunu aldı şöyle takım olarak. Bir de bu cüzdanı aldı ve çok beğendim abla. Çok güzel. Onlar benim. Benim. Neyse şimdi ben dinleyeceğim. Daha sonra da puzzle yapacağım. İstersen şimdi direkt pijamalarını giyin. Aynen. Arkadaşlar ben hala yatıyorum. Çünkü hani boğazlarım ağrıdığı için de çok halsizim. Annem de zaten daha demin bana çay yaptı. Onu falan içtim ama yani geçmedi. Hala acıyor. Ama tabii sadece hani biraz yumuşadı. Her neyse ve ablam da şu anda haftalık planımızı yapıyor. Size göstereyim. Ablam yazıyor. O zaman ben de size hemen gösteriyorum. Şimdi ilk şunu söyleyeyim. Burada iki renk var. Bir pembe renk, bir de turuncu. Çünkü turuncu ablamın, pembe de benim. Ama şu görmüş olduğunuz gibi not kısmındaki turuncular ortak. Ve hatta burada mesela burada mesela pembe Nisan'dır yazıyor. Pembe. Burada turuncu Eda'dır yazıyor. Ve turuncu renk. Ona dikkat ettik. Neyse işte burada benim hafta içinde olan hep sınavlarım. Ve bu iki gün cumartesi pazar günü yapacaklarım falan. Aynı şekilde burada da böyle. Burada da dediğim gibi önemli notlar yazıyor. Burada görünce aklıma geldi arkadaşlar. Size de söyleyeyim. Bu arada ben yarın voleybola gideceğim. Yani cumartesi ve pazar günleri. Her sabah 9'dan 10'a kadar. Ve çok heyecanlıyım. Çünkü benim voleybolda, yani yarın ilk günüm. İlk defa hocayla tanışacağım. Hatta abla, ama bilmiyorum hani ablam gelir mi, böyle oturup izleme şansı oluyor velilerimizi bize. Ve belki sen de bir gün eğer gelirsen çekersin. Evet. Sonra YouTube'a yayınlarız. Hatta şey de gösterelim. Burada da kıyafetleri çıkardık. Yani pufluyu ortada. Bilmiyorum. Daha pek karar veremediğimiz için göstereyim mi? Lütfen. Burada böyle bir siyah tak var kenarında. Şöyle bir desen var ve siyah tişört. Bu iki takım. Sonra bu taytı zaten çok seviyorum. Bu zaten sporcu taytı, böyle düz. Ve üstüne de böyle bir tişört var.
Veya bununla bu, bununla bu. Kararsızlık. Yani sabah ayarlayacağız. Ve şöyle bir şey var. Okula gidiyorken zaten 8'de kalkıyorum. Bir de cumartesi, pazar bir geç kalkıyordum. O da şimdi 9'a kalkıyorum. Ama olsun. Gün erken başlamak ve sporla başlamak güzel. Değil mi? Tamam. Tamam. Portakallarını yesin sonra. Merhaba arkadaşlar. Tekrardan merhabalar, günaydınlar. Şu anda ben zaten dün de söylemiştim, voleybola gidecektim ama gidemedim. Çünkü çok hastayım. Sabah voleybol yerine erken doktora gittik. Ve hani böyle bizim biliyorsunuz şurada böyle küçük dilimiz var. Orası, hani ben hep orayı görüyordum tabii ki de hani ağzına falan bakınca. Oranın böyle yanı şiş, yani küçük dillerde yapışmış. Yani işte boğazım şiştiği için ve benim yani hayatım boyunca hep boğazım acıdı tabii ki de yani. Ama hiç bu kadar acımamıştı çünkü nefes alıyorken bile acıyor. Onun için voleybola maalesef gidemedim. Burada da portakal yiyorum. Ve doktor hani başımın ağrıyacağını ve ateşim çıkacağını söyledi ve doğru. Şu an ateşim bayağı çıktı ama daha başım ağrımıyor. Uyan. Ben uyuyayım. Yiyor tatlıca. Gerçekten iyi ama. Ama ve Nisoş'a serum takıldı. Sırasını nasıl yapacağım bari? Bu çocuğun sıvı ihtiyacı şu anda değil. Arkadaşlar bakın 100 tane serum alıyorum. 3 tane. 1, 2, 3 tane serum alacaksın. Evet. Canın çok acıyor mu? Esiyor mu? Oh, kıyamam sana. Ve çok açım ama hiçbir şey yiyemiyorum. Ya ben de serumlarımı çok acımadı abi takıyorken. Ama sadece şöyle bir şey oluyor. Hani şu an damarım böyle delik, yani insan olabildiği için böyle kötü oluyor. Bir de ben öyle şeyler hiç sevmiyorum. Ama acımıyor yani. Ama ilk taktiklerimde bayağı acıdım öyle. Sanki su akıyormuş gibi oldu ama şu an işte. Tamam. Aa, bir şey söyleyeceğim. Instagram'dan canlı yayın baksak. Bu arada arkadaşlar şuraya bir yere yazarız. Instagram. Hastayken bile. Yazalım takip edeyim. Şimdi hatta canlı yayın açabiliriz. Değil mi abla? Evet, olabilir. Kendime gerçekten çok dikkat edeceğim. Çünkü boğaz acısı falan çok kötü. Ben de sizi çok seviyorum. Tabii ki de unutmam. Teşekkürler. Biri demiş ki bademciklerim şişti. Evet, bademcim şişmiş oluyor. Evet. Hem de bayağı şişti. Küçük dilimle yapıştı yani. Birinci serum bitti ve ikinci serum takıldı. Değil mi Nisoş? Üşüyor musun? Üşüyorum. Hazır mıyız? Acıyor mu çok? Evet. Biraz ayranından iç yutarken bence. Ama yumuşaksın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi akşam oldu. Hava da bayağı karardı. Ve benim neyecek artık çok şükür son serumum. Bundan sonra ya bu da bitti mi?
bitecek. Eğer benim nasıl olduğumu soracak olursanız şurası o kadar çok ağrıyor ki böyle yırtıp atasım geliyor. Çünkü buramı yani böyle hissetmiyorum ve nasıl ağrıyor size anlatamam yani. Yaklaşık bir 4,5 saattir bu takılı olduğu için. Şimdi ateşime bakıldı da onun için üstümü açtı. Çünkü doktor dedi ki birazdan büyük ihtimalle ateşin mi artacak dedim. Hatta şu an 37,5 değil mi? Evet. O fazla oluyor yani ben 38, 39, 40. Ta çok kötü tabii. İnşallah olmaz. Serum çok az kaldı. Bitince gidiyoruz. Ya şimdiden korkuyorum abla bak bunu açacağız ya. Bunu açarken ya tabii hemşire açtığında burada iğnenin şeyde çıkmaz mı onunla birlikte? Hayır. İğneyi çeker sonuna bağlı. Evet. Bir de çok bir olay oldu. Şimdi biz tuvalete gideceğiz arkadaşlar. Buradan benim kanım çıkmaya başladı. Buradan benim kanım çıkıyor. Ben de çok korktum. Nedeni de tuvalete giderken şunu çıkarıyorlarmış. Öyle gitmemiz gerekiyormuş. Biz de gidince benim kanım böyle dediğim gibi gidiyor. Ben bir bağırdım çünkü hani kan kaybediyordum. Sonra tabii hemen hemşire hallettim. Öyle. Hatta herkes dedi ki çok korktuk falan dedi. Çünkü ben bayağı bağırdım yani ben de çok korktum. Çok kötü bir yerdi. Yalnız çok ağır. Arkadaşlar şimdi serum bitti ve biraz daha hemşire bunu çıkaracak. Şu anın içinde plastik var tabii ki. Akıl bile yok daha. Hadi burada sesin çıksa neyse. Ay geçen sefer basayım kurdum işte bütün kanları. Nasıl bastım bastım. Bir dakika bastırın kanamasın. Şunu alayım ben. Bırakın. Bastır bastır. Ön taraftan isim soyisimle çıkışınızı yaparsınız. Geçmiş şey olsun. Bir de lavaboya gitmem gerek. Ve benim serumum çıkardı. şu an çıktı işte bastırıyoruz ve eğer elimin nasıl olacağını soracaksanız çok kötü. Hiçbir şey şu an hissetmiyorum. Zaten son markalar ağlayacaktım. Çünkü pedi uyuştu. Böyle çok acıyor şu an burası. Şimdi birazdan hastaneden çıkacağız zaten. Tamam. Herhalde değil mi? Bence tamam geçti. Ben ya da bastırayım. Yıkan. Aaa!